Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmai. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed. Esselatu ve selam aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ve ala aleyke ya Seyyidine veline vel ahir. Allahümme salli ala Seyyidine Muhammedin ve ala ali Seyyidine Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve habibi ve resul. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Bakın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Estağfirullah, bismillah. Zalike fazlullah yuti bihi men yeşah. Vallahu zul fazlin azim. Bu Allah'ın lütfudur. Allah'ın lütfudur. İman, ibadet, salih amel. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. İman nasip etmiş. Bugünkü konumuz iman. İmanın da en temeli Allah inancı. Elhamdülillah. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Bize iman nasip etti. Elhamdülillahillezî hedâne lihâzâ. Cennette böyle diyecekler. Allah bize hidayet etti. Eğer Allah bize hidayet etmeseydi, biz hidayet edilenlerden olmazdık. En önemli konu, en temel şey, iman nedir? Allah'a iman nedir? Meleklere iman nedir? Peygamberlere iman nedir? Kitaplara iman nedir? Çok önemli bir husus. Çünkü iman olmadan diğer şeylerin bir kıymeti yok. Diğer bir şeyler yok yani. Ne abdest olur, ne namaz olur, ne oruç olur, ne hayır olur, ne hasanat olur. Önce iman lazım. İman edecek. Neye nasıl iman edecek? Hangi şartlarda iman edecek? Ve nelere iman edecek? Şimdi sordun da herkes diyor ben Allah'a inanıyorum. Peki ama Allah'ın istediği gibi bir Allah'a mı inanıyorsun? Yoksa sen kafanda bu deistlerin yaptığı gibi bir ilah meydana getirmişsin. Kendi putuna mı tapıyorsun? Kendi ilahına mı tapıyorsun? Alemlerin Rabbi olan Allah'a mı tapıyorsun? Bu çok önemli bir ayrıntı. Bakın sihirbazlar secdeye kapanıp iman ettiklerinde Firavun da kendini Rabb, sizin Rabbiniz benim diyordu. Biz Rabbe iman ettik derse Firavun'a inandık zannedeceklerdi. O sihirbazlar dediler ki biz Musa'nın ve Harun'un Rabbi olan Allah'a inandık. Firavun'a inanmadık. Firavun ene rabbukumul ala diyor. Sizin Rabbiniz benim diyor. Sizin ilahınız benim diyor. Ama sihirbazlar önce ona inanıyorlardı. Sonra Hazreti Musa'nın mucizelerini görünce bunun bir sihir olmadığını, gerçek ilahın, gerçek mabudun, gerçek evreni yaratıcısının Allah olduğunu anladılar. Allah olduğunu anlayınca hemen secdeye kapandılar. Biz Musa'nın ve Harun'un Rabbi olan Allah'a iman ettik dediler. Yani öyle bir iman onların kalplerinde meydana geldi ki Firavun dedi demek ki bu Musa da sizin büyüğünüz. Siz bu sihirleri ondan öğrendiniz. Sizin kolunuzu ayağınızı çaprazlamasına keseceğim. Bak iman öyle bir şeydir ki İnsan bu imanın lezzetini alınca kolu da gitmiş, ayağı da gitmiş, başı da gitmiş, canı da gitmiş. İmandan vazgeçmez.